Fenerbahçe'ye futbolculuk dönemlerinde damga vuran Volkan Demirel ve Emre Belezoğlu'ndan fresh kararlar geldi. Skorer'in haberine göre Ersun Yanal'ın görevi bıraktığı 3 Mart tarihinden bu yana kadar geçen 4 aylık sürede Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ikilisi büyük bir fedakarlık yaptı. Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız'ın yanına pandemi sürecinde Mehmet Aurelio ve Tahir Karapınar da eklendi. Yeni teknik direktörünü bu sezon bitiminde açıklayacak olan Sarı Lacivertler de bu kritik süreç Demirel, Belözoğlu ikisinin liderliğinde geçiyor. Futbolcuların da kulüp tarihinde geçen ikili, şimdi de teknik direktör boşluğunu beraber kapatıyor. Alınan kararlar, oyuncu değişiklikleri, antrenmanlar, taktikler ve ilk 11'lerde ikili ciddi sorumluluk alıyor. Hatta bu 4 aylık dönemde de bazı önemli kararlar öne çıkıyor. Genç potansiyel Ferdi Kadıoğlu ilk 11'e alındı. Ömer Faruk Beyaz artık hep kadroda ve süre almaya başladı. Tolgay Arslan'a daha fazla süre veriliyor. Jason, Gençler Birliği maçındaki örnek gibi çok acil olmadıkça stoper değil. Simon Fallet de artık ilk 11'de. Deniz Türüş Joker ve as oyunculardan oldu. Sol bek, ofansif oyun kurucu ve kanatlarda oynadı. Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'dan vazgeçilmedi. Marco Knop ve Volkan Demirel, genç file bekçisinin performansının artmasında büyük rol oynadı. Sarı lacivertliler de teknik heyet hep birlikte uyum içinde çalışıyor. Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ikilisinin liderliğinde devam eden süreçte Tahir Karapınar, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız uyumlu bir görüntü sergiliyor. Tüm kararlar beraber konuşularak alınıyor. Sezon sonuna kadar takımın en iyi seviyede bırakılması amaçlanıyor. Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu sezon sonunda takımı yeni teknik direktöre emanet edecek. Belirlenen yeni hocaya tüm raporlar, yapılanlar ve beklentiler sunulacak. Şu anda Tahir Karapınar'ın da tecrübelerinden faydalanan ikili yeni hoca gelince de görevlerini sürdürecek. Emre Belözoğlu, sportif direktörlük tarafına geçerken Volkan Demirel de yardımcı antrenör olarak görevinin başında kalacak. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.